Başlayacaktım ama benden önceki konuşmacılar bir bölünmeden bahsettiler. Diğer başkan adayımız da zaten bölücü sıfatına çoğu zaman haiz oldu bu seçim sürecinde. Ya ne bölünmesi ne bölücülüğü. Biz Fenerbahçe kongre üyeleri olarak demokratik teamüller içerisinde seçim yapıyoruz. Birinin aday olacağı kesin, başkanın karşısında olacak kesin. 97'den beri ilk defa bu kadar kuvvetli bir adayla rekabet içerisinde bu bölünme ve bölücülük kavramlarını kesinlikle kabul etmediğimi buradan hepinizin önünde haykırıyorum. Ne yani? Vefa Bey yıllar önce bir oyla kaybederken Sayın Başkan bölücülük yapıyor muydu burada? Böyle bir şeyi kabul etmemiz imkansız. Biz bölünmüyoruz, biz Fenerbahçe ailesiyiz. Sayın Başkan'ın tüm konuşmalarını dinledim, tüm röportajlarını okudum. Hep 3 Temmuz üzerine kurulu bir propaganda geçirdi. Sayın Başkan 3 Temmuz, ben de çektim onu, seninle konuşuruz çeken arkadaş. Sayın Başkan 3 Temmuz biz Fenerbahçelilerin namusudur. Bu namusa dil uzatılmayacağını tüm Türkiye bizlerin dik duruşu sayesinde de öğrenmiştir, görmüştür. Hain savcının bir gazetede bir kongre üyemiz gazeteciye zamanında verdiği demeç bunun en temel kanıtıdır. Ne dedi o hain? Biz balyoz gibi 3 ay konuşulur, unutulur diye düşünmüştük. Onun bilmediği bir şey var. Bu takımın Mustafa Kemal Atatürk'ün takımı olduğudur. Bu takımın neredeyse tüm futbolcularının Kurtuluş Savaşı'nda şehit olduğudur. İşte bu yüzden Sayın Başkan, bu kulüp ve taraftarları aklanmanın tescili haricinde hiçbir kararı kabul etmeyecektir. Aksi bir durumda arkanızda eski daha önce de olduğu gibi sokaklarda olacaktır. Ben kendi adıma söz veriyorum bu konuda. Ama 3 Temmuz'un baş mimarlarından dönemin Türkiye Futbol Federasyonu ve başkanının tekrardan sponsor yaratmaya kabul edilemez bir şeydir. Bunu Fenerbahçe için her şeyi yaparımla açıklayamazsınız. Fenerbahçe daha kötü bir duruma düşerse bu taraftara güruh Yeniçeri diyenler bilmelidir ki o taraftar yaptığınız anlaşmanın çok daha fazlasını vermeye hazırdır. Sayın Alişan Başkanımızın hiç unutmadığım çok önemli bir sözü vardır. Bu kulübün başkanını taraftar seçer, kongre oy verir diye. Bence taraftarın seçimi bellidir. Fenerbahçe taraftarı bir tarafa ötekilenip yöneticilik yapılamaz Fenerbahçe'de. Ben iktisatçı değilim. Diplomasi tarihçisiyim. Ama mali yapıda görülen köy kılavuzu istemez. Bunun için daha şeffaf bir yönetim şarttır. Tüm bunların içerisinde tabii ki başka bir tartışma konusu da bence bu kadar borcun hangi başarıların karşılığı olduğudur. Üzüldüğümüz, canımızın sıkıldığı bir diğer iddia ise bu seçim döneminde diğer takım taraftarlarının üye yapılması iddialarıdır. Seçimden sonra bu konu öncelikle ele alınmalıdır. Fenerbahçe Fenerbahçelilerindir çünkü. Sayın Başkan, kulübümüz adına yaptıklarınız hiçbir zaman unutulmayacak. Hatta tarih kitaplarına konu bile olacak. Ancak bu durum sizin bizlerle eşit bir Fenerbahçe kongresi olduğunuz gerçeğini değiştirmez. Kongre için Fenerbahçe başkanı eşitler içerisinde birincidir. Ama seçime eşitsizlik getireceği anlamı da gelmez bu durumda. Umarım gelecekte çok daha demokratik kongreler gerçekleştirebiliriz. Değerli kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, son dönemde Türkiye'de bir Fenerbahçe düşmanlığı Sayın Karaca, son 30 saniye. Lütfen tamam, toparlayın. Bunu ancak daha şeffaf, daha tüm toplumu kucaklayacak bir yönetimle yapabiliriz. Bugün artık değişim istiyoruz. Daha şeffaf, profesyonel yönetim anlayışına sahip, Fenerbahçelilerin tümünü kucaklayan, birleşmeye açık bir yönetim istiyoruz. Sayın Başkan, siz bizim için büyük bir değersiniz. Bugüne kadar yaptığınız her şey için teşekkür ederiz. Ancak benim vefam Fenerbahçe için olacaktır. Gelecek için olacaktır. O yüzden değişim diyorum, o yüzden Ali Koç diyorum.
Sayın Karaca'ya teşekkür ediyoruz.